Merhaba Para Bilgi Kanal izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Borsa İstanbul tarafından 7 hisseye ve 1 yatırımcıya tedbir kararı geldi. 7 hisse ve 1 yatırımcı kısıtlamalara uğrayacak yarından itibaren. Evet Borsa İstanbul'da yarından itibaren bir isme yatırımcı bazında 7 hisseye ise VBTS kapsamında yani volatilite kapsamında tedbir uygulanacağı açıklandı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından Ulusal Faktoring, Ulufa ve Adese Gayrimenkul, Adese paylarında Tahir Akar isimli yatırımcıya 28 Aralık tarihinden itibaren 3 ay süreyle açıya satış ve kredi işlem yasağı, bürüt takas ve internetten emir retilmesinin kısıtlanması tedbirleri uygulanacak. Evet, Adel, Arketel, ve Magen paylarında ise arkadaşlar açıya satış ve kredi işlem kısıtlaması gerçekleştirilecek. Bunun açıklaması da şöyle. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi ve BTS kapsamında Adel, Alketer ve Magen payları 12. tarihli 28. tarih işlemlerden seans başından 1. tarihli tarih işlemleri seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlerine konu edilemeyecektir. Evet arkadaşlar her zaman belirttiğimiz gibi Adel, Arkiter ve Magen için küçük yatırımcılar açısından çok fazla endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Açıya satış ve kredi işlemler daha çok büyük yatırımcıların, aracı kurumların, fonların, yatırım şirketlerinin ya da 1 milyon lira üzerinde portföyü olan kişilerin gerçekleştirdiği sistemlerdir. Küçük yatırımcı açısından fazla bir zararı olmaz. Hatta faydası bile olabilir. Fakat bundan sonra gelecek tedbirlerde küçük yatırımcının kendi tedbirini alması faydasına olacaktır. Yani şu anda açıya satış ve kredi işlemlerle birlikte herkes parası varsa satışını yapacak. Kredilerde parası varsa alışını yapacak. Ve açıya satış yapamayacak. Bu ne demek arkadaşlar biliyorsunuz bir hissenin düşeceğini öngörüldüğü zaman o hisseyi yüksek fiyattan alıp o anda satmak ve bunu sattıktan sonra hissenin düşmesi ve düşükten alıp tekrar borcunu aracı kuruma ödemektir. Kendi paran olmayan bir ticaret yapıyorsun sonuçta. İşte Borsa İstanbul'da öngörülebilirlik azaldığı için hisselerde VBTS kapsamında bu tedbirleri almak zorunda kalıyor. Evet, iCES ve Parkme payları da arkadaşlar emir paket tedbiri geçerli olacak. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında iCES ve PRKME yani Parkme payları 12. 28 2022 tarihli işlemlerden seans başından 1. ay 20. 27 2023 tarihli işlemleri seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle yani piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması emir iptalinin emir miktar azaltımı yine emir fiyat kötüleştirmesi yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamaları olacak. Tabii ki bu emir tedbirinin uygulandığı dönem boyunca VBTS'nin daha önceki aşamalarda almış olduğu tedbirler olan açıya satış ve kredi işlem yasayı ile bürüt takas tedbiri de emir paketin tedbiri boyunca uygulanacak arkadaşlar. Bunlar da uzatılmış oluyor. Evet, Birko paylarına da internetten emir yasağı gelmiş arkadaşlar. Aynı şekilde 12. 28 ile 1. 27'si gibi müşterilere arasında emir iletim kanalları kısıtlanacak. Yani artık satış noktaları hissenin bayağı bir daraltılıyor arkadaşlar. Buralarda hacim çok azalır. Bunu belirtmekte fayda var. İnternet emir yasağı ile işlem görecektir. Ve bu emir internet emir yasağının olduğu dönemlerde ise bütün emir paketleri yani daha önceki tedbirler, kısıtlamalar uzatılmış oluyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Açığa satış, kredi işlem, ürün emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Yani BRK o BRKO dediğimiz payları bir ay boyunca neredeyse şunu düşünebilirsiniz. Bütün emirler bütün tedbirler bu hisse üzerinde uygulanacak. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz, düşünceleriniz, araştırmalarınız nezdinde yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.